güzel balda görecekler. Thank you.
2012 doğumlular final maçındayız. Bursa Spor İkman Ocağı finalindeyiz. Yeşil formayla Bursa Spor, mavi formayla İkman Ocağı'nı izliyorsunuz. Offside bayrağı orada. Gol o, geçerli değil. Şimdi İkman Ocağı'nı. Ve son bir maçımız kalıyor. 2014 final. Erdinç abi. Çift vuruşu kullanacak şimdi. İtman Ocağı takımı. İtman Ocağı'nın ilk maçını atmıştık. Şimdi bir de final maçını anlatıyoruz. Bursa Spor takımı da finalde. Bursa Spor'un ilk maçını anlatmıştık. Abi ben de. Erdinç abi. Ben de kaldım. Bursa Spor takımı bir şut. Aytuğ. Kaleciye dönen top. Hakem devam dedi. Topa müdahale etti. Atak devam ediyor. Bir karambol durdurdu hakem. Sağlık görevlileri sahaya gelecek herhalde. İtman Hoca'nın kalecisi yerde. Umarız önemli bir şey yoktur. Genç kardeşimizin. Hamza Yağız Aydın. Hamza ayağa kalktı. Önemli bir şey yok. Hakem atışıyla oyun başlayacak şimdi. Maçın hakemi Enes Bektaş. Çift vuruş kullanılacak. Güzel tüm hakem atışı. Hakem atışıyla başladı. 5 dakika geride kaldı. ...2012'lerin final maçındayız. Günün sondan bir önceki maçındayız. Bursa Spor'da. Finale giden golü atmıştı Sarp Sevim. Ortaladı. Kemal geçen maçta son dakikalarda oyuna girmişti. Aytuğ. Klas döndü. Dışarı çıkardı. Bir şut gelir mi diye bakıyorum. Dışarıdan. En dıştan şut şansı. Bir şut defans. Ahmet yüzüne top çarptığı için maçın hakemi Enes Bektaş oyun durdurdu. Oyuncu sağlığı birinci kural. Taç atışı serbest vuruş. Korner Bursa Spor'un. Korneri kullanacak Bursa Spor şimdi. Korner kullanıldı. Bir şut defanstan döndü. Hakem devam dedi. Elle oynama itirazları orada olmadı maçın hakemi. Şimdi hane yatak şansı. Cenk Alemdar. Gençler buyurun. Servis için teşekkür ederiz. Kahve içerseniz daha iyi olur. Başka yok zaten. Son kahvemiz. Offside. Kemal'den önce offside bayrağı kalkmıştı. Kemal'i vurmadan önce. Bayrak havada.
sabah koşusu Ankara'da. Ahmet Emre, kullandı. 9 numaralı formasıyla turnuvanın en değerli oyuncularından biri Yusuf Talha. Hücum hattında görüyorsunuz. İtman Ocağı'nda. Cenk. Al. Şimdi Kemal. Kemal. Çok güzel sıyrıldı. 3 kişi arasından çıkamadı Kemal. Fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Aynı zamanda çok da teknik. Türk futbolunun merak duyduğu 9 numaralardan özlemle aradığı 9 numaralardan biri. Elle oynama itirazları. Elle oynadı dedi. Sarp Sevim için maçın hakemi. Tereddütsüz. Ahmet Emir. Şimdi ana atak şansı olur mu? Kayra. Kaptan. Kaptan. Bakalım bugün neler yapacak? 10 numaralı formasıyla Aytu. Siz yarın mı gideceksiniz? Abi? Umut. Umut şöyle baktı arkadaşlarına. Gelmedi. Bir kez daha Sarp Sevim. Al ver yaplar Umut'la. Oyun alanı işte tuttu. Öyle bir noktada tuttu ki tam 4 köşenin olduğu yerde. Sevim. Sarp Sevim. Kafayla uzaklaştırıldı. 10 numaralı formasıyla Çınar Aşkın. Bir frikik golü vardı, o da çok klas bir oyuncu. Nask. Nilüfer amatör sporları turnuvasından hatırlıyorsunuz. Onu da Bursa'da medya ekranlarında izlemiştiniz. 2012 finaldeyiz. Bu maçtan sonra 2014 final var, son mücadele. Fetih Kupası. Derya Kap. Taç Kemal. Bursa Sporu asker yeşili formasıyla 2016-2017 sezonu forması Bursa Spor'un. Beyaz şort ve beyaz tozlukla izliyorsunuz. Çevirdi İçeriye ama biraz ters bir top oldu. Çınar'ın çevirdiği top. Aytu. Kemal. Kemal. Vurur mu dedim. Pas vermeyi tercih etti. Geçmedi Kaan'a. Bir kez daha. Ataklarına geldiğini sağ taraftan Sarp Sevim üzerinden yönlendiriyor. Bursa Spor. Sarp çevirdi. Bir kafa ve dışarıya. Sarp ve Kemal ikilisi. Çalışılmış. Organize bir atak. Bursa Spor'da. Kale vuruşunu kullanacak şimdi. İki numaralı forması da Ahmet Emir. Yorucu bir günün ardından bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur altında Fetih Kupası'nda Derya Kap'ta. Bursa'da medya ekranlarında sizler de izliyorsunuz. Tütün Spor'da, Demirtaş Tütün Spor sahasında mücadele ediyor. Gençlerimiz, yavrularımız bir şut ve top ağlarda. Bir şut ve top ağlarda. Sağını azizliğine oluyor. Berat Efe, Bursa Spor 1-0 öne geçiyor. Berat Efe. Berat Efe'nin ayağından gelen golle Bursa Spor 1-0 önünde. Bir kez daha oyuna başlıyor Tarsus İkman Yurdu. İtman Ocağı.
Berat Efe 2 numaralı formasıyla. Bursaspor bir kez daha. Oyuncu değişikliği var galiba. Tarsus'ta. Tabii sabahtan beri mücadele ediyor. Tarsus diye ikide bir de dilimiz sürüşüyor, kusura bakmayın. Çünkü Tarsus İkman Yurdu diye bir takım olduğu için. Şimdi korneri kullanacak. O köşeye de Sarp Sevim gitti. Paslaşarak kullanıldı. Bir şut daha gelir mi? Bir şut daha. Bu sefer ayak fazla kalktı Kemal'in. Ahmet Emir. Kemal de gitti. Arkadaşlar özür diledi. Önemli bir şey yok herhalde. Evet. Mehmet. Mehmet pire gibi girdi son çizgiye. Şutunu çekti. İki hamle de Kayra. İlk Kayra Aydemir. Bir anda pozisyona girdi. Kemal. Tek başına. Kaan. Kaan Demir. Mehmet'ten sıyrıldı. Atak yön değiştirdi. Bir anda şok pas Kemal'e doğru geçmedi. Kaan. Sen niye paylaşmıyorsun? Umut. Paylaştı mı? Nereye attın? Bir alver yapmak istediler. Sevim, Sarp Sevim dışarıya. Aferin. Bilek abi gönderdi de. Aferin. Kale vuruşu. Buyur hocam, ne oldu? Ben bilek abi gönderdi de sürpriz dedim biraz. Bir burada şey olsun. Gel sana bakayım. Ne oldu sana? Kronim mi ağrıyor? Gel, bunu işte otur. Aç mısın sen? He? Karnı ne oldu? Bakayım ben bakayım. Ne var? Şimdi aç bunu, aç bunu bakayım. Bunu içeriden bakayım. Bunu aç, aç, aç. Kaptan. Aşağısına. Bir şut. Dönen top. Kemal offside. Offside. Gol geçerli değil. Senin çocuk oldu. Kaç yaşındasın sen? Kaç? 3 yaşında mısın? 3'e gidiyorsun, 8 yaşındasın. Öyle mi? Umut. Otur da istersen, gitme gel. Gidelim mi biraz? Bir an biraz gittim burada. Kendine geldi mi gelirsin? Hangi takım da oynuyor bu? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen zaten ya? Sen bunları takım arası. Nasıl bir ağzını atlısın sen? Bir şut. Aytu. Kaan Demir. Kaan. Yusuf Talha. Yusuf. Pire gibi Yusuf. Nas'ta da söylemiştik. Oktay Dereloğlu'nun gençliğine benziyor Beşiktaş'taki. Nas'ın sıkıntısını yaptı mı? Tamamız. Yusuf Talha. Taç kullanıldı. Umut'un spor takımı. Sarp Sevim. Sarp Sevim. Bir pas arası yaptı orada. Sarp Kemal içeride top istiyor.
bir kez daha çekmek istedi. Rakip araya girdi. Şimdi bir kez daha Umut. Kaptan Aytu. Kaan Demir. Korner. 1 dakika. Şarj bakmaya gittim ama yok. Nerede mi? Korner kullanıldı. Kullanılmak üzere. Bir kez daha içeri doldurmak istedi Bursa Spor. Gerilerden bir şut çıkar mı? Çıktı dışarıya. Umut. Sütçü. Aytu. Kaan. Kemal. Mükemmel bir kurtarış. Hamza Yağız. İki güzel hareket. Hamza adeta kalesine devleşti. Devleşti. Korner. Sarp Sevim. Arka direğe doğru ve ilk yarının son düdüğü. 2012 finalinde ilk yarı Bursa Spor'un 1-0 üstünlüğüyle geçiliyor. 2 numaralı Berat Efe'nin bulduğu golle. Enes Bektaş düdüğünü çaldı ikinci yarı için. ...2012'lerde... son 15 dakika. Bana üçüncülük maçında gol geldi. Icardi sevinci. En çok bu ara oyuncularda Icardi sevinci moda. Oyun başladı. İkinci yarıda Yusuf Talha, Kaan Demir, Sarp Sevim. Kaan istediği gibi vuramadı. Hakemin de bayrağı eli havada, çift vuruş. (Gülüyor)
Şimdi üçüncülük maçı sona erdi. Bursa Yıldırım araba yatar. 2014'lerin finali. Bu maçtan sonra o var. Çok klas döndü bu arada. Aytu. Yok yok şeker yok. Spor 2-0 öne geçiyor. Biraz daha rahatlıyor bu golle. Mikrofonu çalmışlar sanırım. Mikrofon. 2014 final. 2014 sonra bu penaltılar var. Penaltılardan sonra bunların töreni olacak burada. Üçüncülük, dördüncülük. Penaltılar. Üçüncülük, dördüncülük. Yağmur var. Nasıl götüreceksin kamera? Üçüncülük, dördüncülük. Bursa Spor'da oyuncu değişiklikleri. Oyun başladı. Hamza oyuna girdi Bursa Spor'da. Bundan sonraki finali hazır, anons set hazırlansın. 2014 final mücadelesi için araba yatağı Bursa Yıldırım Spor'un bundan sonraki maç için hazırlanması gerekiyor bilginize. Maç 10 dakika sonra başlayacak. Kemal. Ekiti kimdi? Frikik. Oradan doğru ses. Bu arada yerde kalan, faul yapan oyuncu yerde. Umarız önemli bir şey yoktur İtman Ocağı'nda. Kullanıldı. Direkt kaleye müthiş bir gol. 3-0. Müthiş bir gol. Bir kez daha maç başladı. Osman gelişir gücü. İki bütündeler. Biraz daha dışlarında şu anda Ali Spor'u serdiler. Hemen de farklı dikkatlerine de. Bunu diyelim.
2-2 gidiyor. Şez biraz atıldı. Böyle sonuçta rahat top verilerdi. Bursa Spor 4. gol için gidiyor. 19 numaralı sporcu. 4. gol için yükleniyor Bursa Spor. 3-0 üstünlüğü. Mahmut'un golü. Mahmut'un golü var. 3-2 öne gidiyor. Araya girdi Bursa Spor defansı. Pozisyon şansı vermedi Yusuf Talha'ya. Bir gol daha geldi. Üçüncü karşılaşmasında 3-3 olacak. Şimdi 2014 kaleci. Karşısında 2-2 beraberlik sonrasında 3-3 turu devam ediyor. Kaan geçiyor. Penaltı dışarıda önde. Bursa Spor şampiyonluğa çok yakın. Alanya Spor, Bursa futbol okulları diyelim. Osman Gazi Gelişim Gücü Bursa'daki adıyla anılıyor değerli sporcuların. Son 7 dakika normal sürede. Şimdi Alanya Spor, Bursa Osman Gazi Gelişim Gücü 90'a 45 bir gol. 4. Takımın daha değiştirdi Bursa Spor. Anadolu dakikalar 4-4 eşit. Gir. Sen kimsin? Umut'un golüyle 4-4 oldu. Şimdi araba yapma. 3 tane sporcu vuruyor. Kayra. Osman 5 metre geçiyor. Osman Hoca'nın da Eymen oyuna girecek biraz sonra galiba. Bursa Spor 4. gol için gidiyor. Kaan. Çift vuruş. Bir kez daha şimdi kaptan Kaan güzel sıyrıldı, kaptana bıraktı. Kaptan yerde, hakem devam dedi. Ve Girişim şampiyon oldu. Penaltı kaçtı. Girişim 3. oldu. Bakıyorum. Araba yatağı. Dedim ama yani. Evet, şimdi mi bitti? Şimdi bitti, evet. Seri penaltılarda galiba ilk penaltıyı kaçırmış. Şimdi oldu, evet. Girişim 3. oldu, araba yatağı. 2012'lerde 4. oldu. 2012'lerde şu anda alınan skorlara bakarsak araba yatağı 4. Osman Gazi Girişim 3. ve final maçında Bursa Spor 3-0 önde İtman Ocağı karşısında. 2014'lerde Anadolu Üniversitesi 4. Şöyle notlarımın arasına bakıyorum. Tütün Spor, ev sahibi Tütün Spor 3. oldu. Final maçı biraz sonra Bursa Yıldırım Spor'la araba yatağı arasında olacak. Bu arada araba yatağı hakikaten iyi mücadele etmiş. Bir tarafta, iki tarafta da yarı finale çıkmışlar. Bursa Yıldırım Spor geldi bu arada. Burada geldi. Bir şut kalecinin ellerinde. Şimdi
şimdi Bursaspor'da oyuncu değişiklikleri olacak. Seremoni için şimdi Arabaya ta 4. lük için burada. Son final. 2012 finalden sonra 2014 final var. İyi yerde kalan oyuncu var. Ayağa kalktı. Oyuncu değişiklikleri şimdi Bursaspor'da. 3-0 üstünlüğü var Bursaspor. İtman Hoca karşısında. Dördüncü araba yatağı şimdi bir törene alacak. 2012'nin dördüncüsü. Şimdi şampiyon da belli oldu 2012'de zaten. Bir şut. Kaleci korner. Kaan Demir. Bursa Demir asistanımız geliyor. Öncelikle 2012 grubumuzun dördüncü olmaya hak kazanan temsilcimiz 8 takım arasında dördüncü oldu. Hemen madalyaları buradan 2012 dörtleri bulalım. 2012 dört. Ceza alanının dışından bir şut tercihi farklı şekilde dışarıda. Normal sürede son 1 dakika artık. Evet, Çerpimence Osman Gazi Gelişim Gücü Alanyaspor'umuzun altyapısı da öncelikle 4. olan takımı alkışlayacak ve daha sonra 3. kupasını madalyalarını bizlerden alacak. Ama Çerpimence önce zorlu bir mücadelede sahne olan maç arasında madalyalarını koşacaklar her ikisi de. Ben özellikle burada bir temsilcimiz birbirimizi davet edelim. Hocam sizden biri kim var? Artık son bölümlerde Bursaspor 2012'de şampiyonluğa yakın. 50 oynama. Özgür Hoca'ya göre ya, yıllık havaya, bravo hocam. Araba Yataspor'un çok kıymetli hocası, hoş geldiniz. Öncelikle madalyalarını veriyorum. Hocam her sene arkadan da kameralara, milyonlar seni izliyor hocam. Evet, fotoğraf da var, tek tek fotoğraf. Bu saatte kadar burada çocuk var. Şey, hocam fotoğraf var. Dön bir poz ver şimdi, evet. Elini çek, şöyle evet, şimdi poz ver, devam. Hadi geç. Maçta artık son bölüm. Alkışın kalkmış. Bursaspor'da. 2012 dördüncüsü. Bursa Demirtepe Parkı, Tergal Spor Organizasyonları'yla bir yenisiniz daha gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzda Araba Yataspor farklı dekatlarıyla depremzede kardeşlerimize sihirli dokunuşlarımızla hem maddeler hem manen onların yanlarında olmaya çalıştık. Acımızı paylaştık. Ve 2012 şampiyonu Bursaspor. Bursaspor şampiyon. İtman Hoca ikinci oluyor. Üçüncü Osman Gazi Gelişim Gücü. Dördüncü ise şu anda madalyasını alan Araba Yatağı Spor Kulübü. Araba Yatağı.